Psikoaktif ilaçlar zihnimizin işleyişine direkt etki ederler. Bu ilaçlar algılarımızı ve ruh halimizi etkiler. Bazıları bizi sakinleştirmeye yarar, bazıları ise daha fazla uyarılmamıza neden olur. Psikoaktif ilaçlar bünyemize yaptıkları etkilere göre dört ana gruba ayrılır. Depresanlar, stimulanlar, halüsinojenler ve son olarak da opiatlar. Depresanlar merkezi sinir sistemi fonksiyonlarını baskılar. Beynin belli yerlerindeki uyarılma seviyesini ve uyaranların beyindeki etkisini azaltır. Nabız ve kan basıncını düşürür, nefes alışverişlerimizi yavaşlatır ve bizi sersemletir. Koordinasyon eksikliğine neden olur. En önemlisi, beynin bilgi işleme sürecini yavaşlatır. Bu önemli çünkü etrafımızda olanları nasıl algıladığımızı ve tepki verdiğimizi etkiler. Daha yavaş düşünmemize ve hareket etmemize sebep olur. Şimdi depresan grubunda yer alan ilaçlara bir göz atalım. Bunlardan ilki barbituratlar yani sakinleştiriciler. Uykusuzluk veya süre gelen kaygı durumlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Zaman zaman ameliyat öncesi genel anestezilerde kullanılır. Bu ilaçlar bazı yan etkilere sahiptir ve yüksek bağımlılık riski taşırlar. O nedenle de hekimler tarafından pek sık önerilmezler. Bunun yerine aynı amaca hizmet eden ve nöbet geçiren hastalara da önerilen benzo diazepinler kullanılır. Depresan grubuna giren diğer bir madde ise alkoldür. Alkolün bu grupta yer alması sizi şaşırtabilir. Çünkü birçok kişi için içki içmek, bara gitmek, dans etmek anlamına gelir. Ancak alkolün bundan daha farklı bir etkisi de var. İnsanı olduğundan daha girişken birine dönüştürür ve bilişsel kontrolümüzü zayıflatır. Mesela normal şartlarda kalabalık önünde dans edemeyen biri alkol aldıktan sonra çekingenliğini üzerinden atıp bir anda dans pistine fırlayabilir. Alkol alan kişi de koordinasyon bozukluğu ve konuşmasında da belirgin bir yavaşlık görülür. Gelelim ikinci ilaç grubumuza. Stimülanlar depresanların tam tersi şekilde çalışır, yani merkezi sinir sistemini uyarır, nabız ve kan basıncını artırır, daha ayık ve enerjik yapar. Ama bu ilacı alan kişi pek yerinde duramayabilir ve daha gergin ve sinirli bir hale bürünür. Kafein en bilinen ve en yaygın olarak kullanılan stimülandır. Kafein maddesi, kahvede ve kolalı içeceklerde bulunur ve bizim uyanık kalmamıza yardımcı olur. Aderol gibi amfetaminler, metamfetaminler, ekstazi gibi maddeler ve kokain de stimülanlar arasındadır. Ve nikotin de bu gruba girer. Aslında nikotin depresan değil, stimülandır insanları rahatlatsa da aynı zamanda uyarıcıdır. Diğer ilaç gruplarına geçmeden önce bir noktayı vurgulamak istiyorum. Depresanlar ve stimulanların işlevi birbirinin tam tersi gibi gözükür ama nörokimyasal seviyede aynı şeyler üzerinde etki etmezler. İşte bu yüzden bir gruptan bir maddenin etkisini yok etmek için diğer gruptan bir maddeyi kullanmanız hiçbir işe yaramaz. Mesela çok fazla alkol aldınız ve ayılmak için üzerine bir bardak kahve içtiniz diyelim. Ama bu sizi ayıltmaz. Bu yaptığınız sizi sadece uyarılara daha açık bir sarhoş haline getirir. Şimdi bir diğer psikoaktif ilaç grubu halüsinojenlere geçelim. Psikedelik olarak da bilinen bu ilaçlar alındığında algıda bozukluğa yol açar. Sesleri olduğundan farklı duymak veya halüsinasyon görmek bu ilaçların etkileri arasındadır. Halüsinojenler duyularda aşırı bir hassasiyete yol açar. Var olan veya hiç olmayan duyumları daha farklı ve daha güçlü algılamamıza neden olur. Halüsinojenler bahsettiğim diğer iki gruptan biraz daha farklıdır. Halüsinojenler de enerji seviyesini yükseltme veya düşürmeye yarar ama esas olarak algıya yaptığı güçlü etkiyle ön plana çıkar. Halüsinasyon görmek, aşırı tepkiler vermek, dünyadan kopuk hissetmek, sık ve ani değişen ruh hallerine girmek, bu ilaçların etkileri arasındadır. Halüsinojen ilaçlarla ilgili enteresan bir nokta ise şudur: İki kişiye aynı ilacı verseniz bile, ilacın yaptığı etki aynı olmaz. Halüsinojen ilaçlar söz konusu olduğunda devreye başka unsurlar da girer. İlacı içenin karakteri, ilacı nerede içtiği, kiminle birlikteyken içtiği gibi birçok unsur önem kazanır ve her birey bambaşka bir deneyim yaşayabilir. LSD yani diğer adıyla asid, bazı mantarlarda bulunan psilosibin maddesi ve peyoteyi halüsinojen ilaçlar arasında sayabiliriz. Şimdi de son grubu inceleyelim. Opiatlar. Opiatlara opioid de denmektedir ancak aslında ikisi farklıdır. Opiatlar doğal maddeler kullanılarak elde edilir. Opioidler bunların sentetik versiyonlarıdır. Opiatlar da tıpkı depresanlar gibi merkezi sinir sistemini baskılar. Nabız ve kan basıncını düşürür. Rahatlama sağlar, uykuya geçişe yardımcı olur. Bu yüzden bazen depresan olarak görülebilir. Ancak Nörokimyasal düzeyde depresanlar ve opiatların işleyişi farklıdır. Ve opiatlar analjezik yani ağrı kesici olma özelliğine sahiptir. Morfin, eroin, vikodin gibi maddeler de bu grupta yer alır. Depresanlar, stimulanlar, halüsinojenler ve opiatlar. İşte dört grubumuz. Psikoaktif ilaçları dört ana gruba ayırdık ama bu ayrımın pek de net ve kesin olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bu sınıflandırma doğada bulunan bir sınıflandırma değil. Bunu insanlar hazırladı ve o nedenle de kusursuz değil. Örneğin, ekstazi stimülanlar grubunda yer alıyor ama halüsinojenler grubunda da yer alabilir. Çünkü ekstazi de halüsinasyon ve duygularda aşırı hassasiyete yol açar. Peki, kenevir, yani, marihuana hangi gruba giriyor? Marihuana, algı bozukluklarına yol açtığı için halüsinojenlere, merkezi sinir sistemini baskıladığı ve kişiyi rahatlattığı için de depresanlara girebilir. Psikoaktif ilaçları burada etkilerine göre sınıflandırdık. İlaçların kullanım sıklığına veya yasal konumuna göre başka sınıflandırmalar da yapılabilir.